Benim hakeme bir saldırım falan asla yok. Ama 10. dakikada o VAR'daki haysiyetsizlerin, bak söylüyorum burada, o VAR'daki adamlar bir daha düdük çalarsa Türk futbolunun katilidir onlar. İsim veriyorum: Serkan Tokat, Ümit Öztürk. Bunlar düdüğü falan bıraksınlar. Bravo! Yeter. Türk futbolunun namuslu ellerde yönetilmeye ihtiyacı var. Binler buraya geliyor. 10 binler buraya geliyor. Bu adamlar asgari ücretle çalıştıkları paradan bilet alıp ait oldukları şehrin takımını desteklemeye geliyorlar. Yani bu kadar haysiyetsizlik, onursuzluk olmaz. Kırmızı kart falan gösterilebilir. Ben hakeme niçin bu kırmızı kartı gösterdiğini sormak için gidiyorum. Ve bunu da şehrim için, takımım için yaparım. Ceza falan da hiç umurumda değil. İstedikleri cezayı da verebilirler. Yerre kadar benim bu kulübe 2 yıldır verdiğim emeğin karşılığında bu sahada bunların yapılmasını şehrim adına hazmedemiyorum. Sıkıntı burada. Sezon başından beri hakemlerle ilgili hep adamlığımızı, efendiliğimizi muhafaza ettik. Yeter. Yani bu kadar gözlerin önünde, gözlerimizin önünde. Yani böyle bir dokununca eğer kırmızı kart veriyorsa bu futbol oynanmasın. Onlar tiyatro yapıyor başkanım. Bakın söylüyorum arkadaşlar. Hakemler kendine çeki düzen verecek. Aklını başına alacak. Buradan evlerine ekmek götürüyorlar. Bu ekmeğin helal mi haram mı gittiğine dikkat edecekler. Onun için ben çok beğendiğim bir hakem Halil Mutmeler. Ben bugün ona da bir eksi veriyorum. Vardaki seni yanlış bir şeye davet ediyorsa sen doğruyu göreceksin. Sen sahada konu mankeni değilsin. Ben bu işin altında başka niyetler arıyorum. Burada Kayserispor mevzusu değil. Ben bu işin altında başka art niyetler arıyorum. Onun için de aklını başına alsın herkes. Bir şehrin kaderiyle oynayacak düdükler asla çalmasın. Benim nezaketine yanlış yaptılar. Konya Spor burada bizim kardeş şehrimiz. Benim Konya Spor'un... Biraz sessiz olalım lütfen. Konya Spor'un veya Konya Spor taraftarının, yönetiminin hepsinin başımızın üstünde yeri var. Hepsiyle dostluklarımız var, kardeşliklerimiz var. Ama sahada oynanan mücadelelere asla ve asla şaibe düşmeyecek. Sen beni 10. dakikada 10 kişi bırakırsan benim sahada o aslanlarım 80 dakika 10 kişi mücadele ettiler ama şerefleri ilettiler. Esas teşekkür edilmesi gereken bu kendini paramparça eden taraftar, sahadaki oynayan aslanlar ve teknik heyet, Burak Yılmaz ve ekibi. Onları yürekten kutluyorum. Onlar bu şehre daha uzun yıllar hizmet edecekler. Kayserispor bugün ligin iç sahadaki son maçını oynamıştır. Ama şerefiyle oynamıştır. Hiçbir şaibiye meydan vermeden oynamıştır. Aslanlar gibi mücadele etmiştir. Bu maçı bu şekilde bizlerin sahaya inip arkadaşlar biz çiçek veririz. Yarın da vereceğiz. Biz gene çiçek vereceğiz. Biz Anadolu'nun kadim şehrinin kadim böyle gönlü, yüreği tertemiz insanlar. Bizim asla kavgayla, dövüşle asla ve asla işimiz olmaz. Biz bir spor kulübü yönetiyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. Bu şehrin takımını en iyi şekilde, en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Onun için arkadaşlar bu takım çok şey yapar. Siz bu takıma inanmaya,
Burak Hoca ve ekibine inanmaya devam edin. Ama bilesiniz ki bizim çok iyi bir takımımız var. Allah izin verirse önümüzdeki yıl bu takım neler yapmaz? Hocam Bilal gönderme. Bilal gönderme hocam Bilal'ı. Başkanım. Neden bu maçta görev almadı acaba? Onun cevabını federasyon yetkilileri versin. Ben bilemem onu. Başkanım, başkanım. Ligde kalıyoruz, herhangi bir sıkıntımız yok ama zeminle alakalı çalışma başlayacak. Arkadaşlar, yarından itibaren statımızın ihalesi yapıldı. Statımız yenileniyor. Önümüzdeki yıl burada Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Bakanımız Mehmet Özak Sekki Bakan'a, valimize çok teşekkür ediyoruz. Hepsi uğraştılar, çaba sarf ettiler ama Memduh Başkan sağ olsun. Gitti, geldi, ihalesi yapıldı, her şey bitti. Yarından itibaren stada yenilenmek üzere o ihaleyi alan firma giriyor. İnşallah önümüzdeki yıl böyle Türkiye'nin örnek gösterilecek bir zeminde, bir zemininde inşallah müsabakalar oynamaya devam edeceğiz. Allah bundan sonra Kayseri Spor'a, şehrimize zeval vermesin. Allah inşallah çok güzel günler Kayseri şehrini, Kayseri Spor camiasını ve Kayseri Spor taraftarlarını bekliyor. Siz rahat olun. Kayseri Spor'un hakkını savunma noktasında hiçbir şeyi, ben her şeyi göz alırım. Hiçbir şeyden korkmam. Benim şehrimin hakkının yenilmesine de asla izin vermem. Bundan sonra da bu böyle olacak. Ama bugün artık lig son maça gideceğiz. İnşallah Sivas'ta da güzel bir müsabakayla bu seneyi tamamlayacağız. Mevla'ya şükürler olsun. 3 puanı silinen bir takımın bugün düşmek gibi herhangi bir şüphesi, kaygısı asla yok. Ama UEFA'ya da gideceğiz. İnşallah her şeyin zamanı var. Bunlar aceleye gelmez. Kayseri Spor tertemiz bir duruma geldi. Onun için rahat olun. Kayseri Spor'la ilgili bir sıkıntı yok. Hepinizi yürekten... Alo başkanım! Alo!